pandemi sürecinde en büyük darbe alan üreticiler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı ve beraberindekiler üreticileri yalnız bırakmamak adına Isparta'nın çeşitli ilçelerinde farklı kesimlerle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı yaptığı ziyaretler ve karşılaştıkları durumları BLT Türk mikrofonlarına anlattı. Başkanlığa seçildiği dönemden itibaren çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Halıcı, lavantanın kuyucakla özdeşleştirildiğini fakat Isparta'nın çok farklı bölgelerinde de tıbbi aromatik bitkilerin üretildiğini aktardı. Biz e, bu süreçte yaklaşık 5 aydır seçildiğimizden bu yana, ee, üreticimizi yalnız bırakmamak adına Isparta'mızın tüm ilçe ve köylerinde e, çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalara gül üreticilerimizle başladık. Biliyorsunuz gül e, üretimini ve gülcülük sektörünü Türkiye gündemine taşıdık. Sayın Genel Başkanımızın da bunu grup toplantılarına yansıtmasıyla ulusal basında da yer almaya başladı. Ee, arkasından Tabi lavanta bahçelerimizi gezdik. Yine kiraz üreticilerimizle bir araya geldik milletvekillerimizin desteğiyle. Eğirdir gölümüzün kenarında bir çalışma yaptık. Bu hafta sonu e, yine sütçüler ilçemizdeydik. E, biz lavantayı hep keçi ve kuyucak yöresiyle özdeşleştiriyoruz ama Isparta'mızın çok farklı bölgelerinde tıbbi aromatik bitkiler konusunda e, ekim dikimler yapılıyor, üretimler yapılıyor. Isparta'nın tıbbi aromatik bitkilerin başkenti olduğunu belirten Halıcı hem iktidarın dikkatini çekmek hem de tanıtımını yapmak için çalıştıklarını iletti. Isparta tıbbi aromatik bitkilerin başkentidir demiştik. Peki bu başkent nasıl korunur, kollanır, daha ileriye götürülür bu ürünlere sahip çıkarak? Biz de bir farkındalık yaratmak adına iktidar partisi temsilcilerinin ee, ilgilerini... De... Oraya yönetmelerini sağlamak adına bu gezilerimize ve desteklerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda bu bir tanıtım çalışması. Biliyorsunuz hem sizler vasıtasıyla hem sosyal medya kanallarımız vasıtasıyla Isparta'nın bütün değerlerini e, Türkiye'ye tanıtmaya çalışıyoruz. Isparta'nın iki büyük değeri olduğunu ifade eden halıcı, Isparta'nın mutlaka tıbbi aromatik bitkiler konusunda destek alması gerektiğini söyleyerek, gezilerine devam edeceklerini bildirdi. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Isparta'nın çok büyük iki tane değeri var. Biri üniversitesi, biri de e, çiftçilik, üreticilik, tıbbi aromatik bitkiler. Tabii bunun yanında elması, kirazı, meyvacılığı vesaire de var. E, mutlaka Isparta tıbbi aromatik bitkiler konusunda teşvik almalıdır. Teşvik görmelidir. Bu konuda önünün çok açık olduğunu biz biliyoruz. Yaptığımız gezilerde de yakından gözlemliyoruz. O yüzden üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz bu gezilerimiz. Pandemi koşulları nedeniyle biliyorsunuz tam arzu ettiğimiz şekilde olmasa da biz önlemlerimizi alarak bu gezilere devam etmeyi düşünüyoruz. Kimseyi yalnız bırakmayacağız bu anlamda. Önümüzdeki günlerde elma sezonu geliyor biliyorsunuz. Elma sezonunda da yine gelen Değirdir bölgemizde üreticilerimizin yanında olacağız. Bu konuda farkındalık yaratacağız ve üreticilerimizin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz.